Evet, selamlar herkese. Yeni bir videoyla da birlikteyiz. Bu videoda bireysel emeklilik ama çocuğumuz için bireysel emeklilik nasıl olmalı, gerçekten olmalı mı, mantıklı mı ya da nereden başlamamız gerekiyor? Bunu konuşacağız. Çok da uzatmadan net bir şekilde konuşacağız. Öncesinde kanalı bir göstermek istiyorum. Bu kanalda sadece bireysel emeklilik konuştuğumuzu biliyorsunuz. Burada kendimiz için, çocuğumuz için hiç fark etmez. Bireysel emeklilik sözleşmelerinden nasıl en fazla verimi elde edebiliriz? Bunun için hangi bireysel emeklilik fonlarını seçmemiz lazım? Nasıl seçmemiz lazım? Şirketlerin, bireysel emeklilik şirketlerinin öne çıkan özelliklerini hepsini mercek altına alıyoruz. Eğer sizin de bir bireysel emeklilik sözleşmeniz varsa mutlaka kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca günlük olarak bireysel emeklilik fonlarının getirilerini de Instagram ve Twitter hesaplarımızdan grafik şeklinde paylaşıyoruz. Lütfen takip etmeyi unutmayın bu sayfalarımızı da diyerek konuya geçelim. Şimdi konumuz burada 18 yaş altı için bireysel emeklilik. Buradaki mantık tamamen şu. Tavsiye ediliyor mu? Kesinlikle tavsiye ediliyor. Sebebi de şudur. Çünkü siz bunu yaptığınızda çocuğunuz diyelim ki bugün dünyaya geldi. Daha bir yaşında yeni dünyaya geldi. Siz çok küçük rakamlarla bunu yapmaya başladığınızda aradan geçen 18 yıl sonra 18 yıl boyunca katkı payı ödeyeceksiniz. Aynı kendi bireysel emeklilik fonlarınızla sözleşmenizde olduğu gibi fonlarınızı yöneteceksiniz. Zaten kanalda hangi fonlarda olmamız gerektiğini, dönem dönem ekonomideki majör değişikliklerle hangilerine geçmemiz gerektiğini anlatıyoruz. Ve 18 yılın sonunda bu sözleşmenin idaresi tamamen çocuğunuza geçecek. 18 yaşına gelene kadar sizin sorumluluğunuzda ve sizin yönetiminizde olacak bu sözleşme. Fakat 18 yaşına girdiğinde çocuğunuz artık onun sahip olduğu bir bireysel emeklilik sözleşmesi olacak. O tarihte ister devam ettirir, ister onu eğitim için ya da bir başka şey için bu parayı kullanır. Biz her zaman bireysel emeklilikte diyoruz ki bireysel emeklilik sözleşmesinde yaşınız çok önemli. Bana özelden mesaj atan arkadaşlar birçok konu soruyorlar bireysel emeklilikle alakalı. Onlara ilk sorduğum soru şu oluyor: kaç yaşındasınız? Çünkü ona göre çok fark ediyor. Uzun yıllar sistemde kalmanız çok fazla önemli. Dolayısıyla bu çok büyük bir fırsat olduğuna ben inanıyorum çocuklarımız için, evlatlarımız için. O yüzden de bu videoyu böyle canı gönülden çekmek istedim. Lütfen değerlendirelim derim. Çok küçük rakamlar bile yatırsak inanın 18 yıl sonra o para ciddi bir noktaya gelecektir. Bu sayede onun için de geleceğine bir yatırım yapmış oluruz. Peki, şimdi birçok bireysel emeklilik sözleşme şirketinde 18 yaş altı için planlar var. Hepsi bunu satıyorlar. Peki biz hangisini tercih etmeliyiz derseniz, burada bir numarada benim size ilk bakmanıza gerektirdiğini düşündüğüm şey şu: ne kadar yatırmaya gücünüz var? Hani ekonominizi zorlamadan bir taraftan kendiniz için de zaten bir bireysel emeklilik fonu, bireysel emeklilik sözleşmeniz var. Belki eşiniz için de var ya da anneniz babanız üzerinde de var. Yani bütçenizi sarsmayacak bir rakamla giriş yapmanızı tavsiye ederim. Bunun için de ben sizler için bu videoda bütün neredeyse öne çıkan bireysel emeklilik şirketlerinin minimum rakamlarını mercek altına aldım. Burada Türkiye'de en çok üyesi olan bireysel emeklilik şirketi ya da zirvede bulunanlardan bir tanesi demek daha doğru olur. Belki yönlendirme yapmamak adına Türkiye Hayat Emeklilik Sigorta'da 150 TL'den başlayan rakamlarla siz çocuğunuz için BES'e başlayabiliyorsunuz. Aylık 150 lira Türkiye Sigorta'da. Garanti tarafına geldiğimizde burada ayda 285 TL'den başlatıyorlar ve 285 TL ile giriş biliyorsunuz. Minimum 285 TL. Tabii ki daha üstünü isterseniz gücünüz vardır, imkanınız vardır. 10 bin lira da aylık koyabilirsiniz çocuğunuz için. Ziraat katılım tarafında yine aylık 200 lira bandında bir set çekilmiş. O 200 lira ödeyerek sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Diğer
İşte giriş aidatları, çıkış ya da ertelenme, bunlar açıkçası çok ciddi konular değil. Hepsinde de birbirine benziyor. Ben özellikle baktım, çok ciddi farklılıklar yok. Ama videonun sonunda bir tane çok önemli gördüğüm, bana göre özelliği olan bir çocuk BES, onu daha doğrusu çocuk BES sözleşmesi tavsiye edeceğim sizlere. Devam ediyorum. Burada Akbank'ın bir sözleşmesi var. Akbank'ta da yine 18 yaş altı katılımcılar için 250 TL'den giriş yapabiliyorsunuz. Burada da şartları önümüze koyulmuş. 250 TL ile çocuğunuz için yatırım yapabiliyorsunuz. Burada zaten Akbank'a girdiğinizde esasında AGESA hayat emekliliğe girmiş oluyorsunuz. AGESA'nın emeklilik şirketine dahil olmuş oluyorsunuz. Devam edelim. Vakıfbank tarafında yine 200 TL'den bahsediliyor. Vakıfbank'ta bildiğiniz gibi Türkiye Hayat Emekliliği'ye ait olduğu için onlar 200 liradan başlatıyorlar. Burada Türkiye Hayat Emeklilik 150 TL'den başlatabildiğini söylüyor. Devam ettiğimizde yine ING Bank hangi bireysel emeklilik şirketine yönlendiriyor bilmiyorum ama 150 TL'den başlayan bir sözleşme sunuyor sizler için. Yine devam ettiğimizde de Aksa Hayat Emekliliğin 200 liradan başlayan sözleşmeleri var. Diğer özellikler aşağı yukarı aynı ve giriş aidatı gerekmeyen planlar da var. Ben şu ana kadar giriş aidatı isteyeni görmedim ama tabii ki sizden isteyebilirler. Burada 200 lirayla başladığınızda %30 devlet katkısı geleceğini de unutmayın lütfen. 60 TL'de devlet sizin çocuğunuz için yatırmaya başlayacak. Siz 200 lira vereceksiniz. Devlet 60 lira verecek. 260 TL her ay kenara koyulacak. Tabii ki bunlar çok küçük rakamlar mı? Evet, küçük rakamlar. Hatta hesapladığımızda belki sizleri de tatmin bile etmeyebilir şu anda gözüken rakamlar. Ama bunun bireysel emeklilik fonlarıyla değerlendirileceğini ve o sayede belli bir noktaya geleceğini sözleşmelerin unutmayın diyorum. Burada hemen çocuğumuz için yaptıracağımız bireysel emeklilik sözleşmesine ait çok basit bir hesaplama yaparak sizlere göstermek istediğim bir rakam var. Burada çocuğumuzun 1 yaşında olduğunu ve bizim bugün bu ay itibariyle 500 liralık bir yatırım yapacağımızı, o %30'da devlet katkısı getirisiyle ne noktaya geleceğini, çocuğumuz hangi yaştayken ne noktaya geleceğine dair sadece fikir verme amaçlı bir grafik çizdik, hesaplama yaptık. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin kendi sitesinde. Burada çocuğumuz büyüdükçe, belli bir yaşa geldikçe rakam büyüyecek. 18 yaşına geldiğinde 184.973 TL olarak şu anda gözüküyor. Ve bunu unutmayın, 500 lira sadece 18 yıl boyunca hiç artırmadan 500 lira. Yani bugün 500 lira bizim için bir şey ifade ediyor olabilir ama 18 sene sonra 500 lira bir şey ifade etmeyecektir. Dolayısıyla bizler ne yapıyoruz? Bunu aşmak için yıldan yıla ya da maaşımıza zam geldikçe BES'teki katkı payımızı artırıyoruz. Dolayısıyla bu 500 lira belki 750 lira olacaktır önümüzdeki sene. Buradaki rakam da o yüzden artacaktır. Dolayısıyla şu anda 184 bin lira bize çok komik bir rakam gibi gelse bile bireysel emeklilikteki fonların getirisiyle ve ayrıca sizin katkı payında yapacağınız artışla beraber bu sayı çok daha fazla olacaktır. Tabii ki 18 yaşında çocuğumuz bu bireysel emeklilik sözleşmesinden ayrılmak zorunda değil. İsterse yıllar boyu devamında ettirebilir. O artık 18 yaşından sonra tamamen onun vereceği karar haline dönüşüyor. Bir de bireysel emeklilik çocuk için yapılan bireysel emeklilik sözleşmesinde şöyle bir şey var. Genellikle iptal edilmesi ya da çıkılması için bu fondan çocuk 18 yaşına gelene kadar ebeveynlerin iki tarafında imzası gerekiyor. Yani çocuğun hem annesinin hem de babasının imzası gerektiğini unutmayın. En azından bu konuyu bir soru işareti koyup bireysel emeklilik firmanızla, şirketinizle mutlaka görüşmeniz gerektiğini hatırlatmış olalım. Son olarak devam edelim. Anadolu Hayat Emeklilik. En büyük emeklilik şirketlerinden bir tanesi Türkiye'de. Burada da yine minimum 350 TL'den bir giriş yapılabiliyor.
Fakat yan taraflarda bir takım avantajları var. O yüzden özellikle göstermek istedim. Ve benim için çok önemli bulduğum taraf burası oldu. Hatta bir takipçimiz bunu bana göndermişti, hatırlatmıştı. Onun üzerine çok dikkatimi çekti. Burada katkı payı ödeme teminatı adında bir şey var. Anne veya babanın vefatı ya da mağlubiyet halinde çocuk adına yapılan katkı payı ödemelerinin güvence altına alınması. Burada sanırım çocuk belli bir yaşına gelene kadar katkı payı ödeme teminatı veriliyor. Burada detaylarından bahsedilmiş. Allah göstermesin sizlere ya da annesine herhangi bir şey olduğunda, babasına herhangi bir şey olduğunda burada emeklilik şirketi 10 yıla kadar çocuğumuz için katkı payı ödemesine devam ediyor. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Burada detaylarından bahsedilmiş. Sizler de isterseniz inceleyebilirsiniz. Bunun haricinde yine İş Bankası Kültür Yayınları'ndan %30'luk bir indirim ve bunun yanında bir takım yan faydalardan bahsedilmiş Anadolu Hayat Emekliliğin sitesinde. Lütfen bunu özellikle dikkate almayı unutmayın ki böylece çocuğumuz için şimdiden bir tohum ekmiş olalım. Hasat tamamen ona kalsın. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum.